Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birine geldim, Kars'a. Maalesef daha önce ziyaret etme imkanım olmamıştı. Burası Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, doğal bitki örtüsüyle, böyle bol da yağış alan bereketli toprakların, çok güzel coğrafyanın önemli bir parçası. Çok güzel yapılar var. Tabii uzunca bir süre boyunca Rus işgalinde kalmış olması, Osmanlı-Rus Savaşı, tabii tarihimizin çok üzücü sayfalarından biri. Burada çok ciddi kayıpları var Osmanlı İmparatorluğu'nun. Bir yönü bu. Diğer taraftan Ruslar burada işgal ettikleri zaman diliminde kendi yaşam tarzlarına, alışkanlıklarına ve kültürlerine uygun bir takım yapılar da inşa etmişler. O yapıları bugün görmek, burada görmek mümkün. Kimi Hristiyanlık dönemi eserlerinin ise Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de İslam inancına uygun hale dönüştürüldüğünü ve camiye çevrildiğini görüyoruz bu minarelere baktığımız zaman. Bir baştan anlatır mısınız lütfen? Kars'ımızın meşhur eski Kars kaşarı. 14 litre sütle yapılan bir peynir. Bir kilosunda 14 litre süt var. En az 1,5 yıl bekletilen bir peynir. Böyle taze kaşarımız var. 10 litre sütle yapıyoruz. Tam yağlı. Genelde böyle tosta falan çok tercih edilen peynir. Ama bizim tavsiyemiz burada malakan dediğimiz peynir var. Bunun özelliği şırdan mayayla yapıyoruz. Kaya tuzu kullanıyoruz. Canlı probiyotikler taşıyor. Onun hem böyle daha kekliği hem çörek kokusu var. İki farklı lezzette. Yağlı çeşidimiz var, böyle mıhlama tercih edenlerin çok sevdiği bir peynir. Bu tarafta bizim yine önerdiğimiz beyaz peynirimiz var. 58 derecede haşlıyoruz. Daha aromatik bir peynir. Vanotluk peynirimiz. Eski kaşarlarımız 85 liraya sattığımız kilosu. Evet, kilo. Taze kaşar 70. Malakan dediğimiz peynirin sadesini 75, çörek otlu ve dağ keklisini 90 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı. Gravyer dediğimizde 170 liradan efendim. Beyaz peynirler 55 lira. Şurada tavsiye edeceğim dinlenmiş beyaz peynir var. Burada ezine ayarında bir peynir. Ezineye nazaran daha yumuşak, kremamsı aroması olan bir peynir. Arkamda bulunan restoran Gastro Kars 2019 yılında açılmıştır. Burası Ümit Kaftancıoğlu'nun kızına ait. Ümit Kaftancıoğlu, evet, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ümit Kaftancıoğlu Ardahan doğumlu. Köy enstitülerinde okuduktan sonra köy öğretmenliği yapmaya başlıyor. Önce Rize'nin Atina ilçesinde pazar, yani orada öğretmenliğe devam ediyor. Daha sonra Ankara'ya giderek TRT'de işe başlıyor. Dönemeç programını yapıyor ve 1980 yılında vurularak maalesef aramızdan ayrılıyor. Evet, Kars'tan herkese merhaba. Türkiye'nin en batısından en doğusuna, İstanbul'dan Kars'a seyahat uçakla yaklaşık 1 saat 40 dakika sürüyor. Fakat gerçekten çok güzel bir kültürel zenginlik, çeşitlilik, doğal açıdan da, tarihi açıdan da son derece önemli bir şehir. Ve burada bir kısa tur gerçekleştireceğiz. Bilge Hanım bize merhaba, çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ana hatlarıyla bir Kars'ı anlatacak, gözlemlerini paylaşacak. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Şu an bulunduğumuz yeri söyleyelim. Burası Kaleiçi ya da Yeniçeriler Vadisi. Hemen Kars Kalesi'nin önündeyiz. Kars'a gelecek olanlar için bir şehir turu yapmak için yaklaşık ne kadar zaman ayırmalarını önerirsiniz? Bir gün, iki gün? Şehir turu için bir gün yeterlidir ama etrafını da gezmek istiyorlarsa mutlaka üç gün kalmaları gerekiyor. Tamam. O zaman çok kısa bir tura başlayalım hemen. Verildi. Ve Ruslar buraya geldiğinde 1878 yılında burası bir garnizon şehri olarak kurdular. Bütün caddeleri planladılar, ızgara planlıdır ve caddelerin genişliği 21 metredir. Tabii Eskişehir'den bahsediyorum burada ve 40 sene yaşadılar ve burayı asla terk etmek istemediler. Şimdi buradan devam ediyoruz. Hemen sağda buranın meşhur otellerinden bir tanesini göreceksiniz. Kars Hotel. Devam edelim isterseniz. Potansiyel açısından durumu nasıl? Daha çok Türkiye içinden yerli turistler. Evet, galiba ziyaret ediyorlar. Yerli turizmi çok gelişti. Özellikle Doğu Ekspresi ile beraber. Doğu Ekspresi ile, evet, birlikte. Ve zaten trende pek yer bulunmuyor gördüğüm kadarıyla, değil mi? Trenlerde yer bulunmuyor. Çok erken bilet almak, evet, lazım. Genelde bütün ajantalar biletleri önceden kapattıkları için ekstra bir yolcu seferi başlattılar. Sadece yolcular, evet, için.
Oteller açısından nasıl bir durum var Kars'ta? Oteller oldukça yoğun, özellikle kış sezonu, ama buranın sezonu genelde 4 ay eğer kış turizmine geliyorlarsa. Evet. Peki kış turizmi dışında Kars'ta öne çıkan başka, yani yıl boyunca değerlendirecek olursak, 12 ay olarak değerlendirecek olursak, hangi dönemlerde Kars'a insanlar gelebiliyorlar, geliyorlar ve tercih ediyorlar? Özellikle yoğunlaştıkları dönemler var mı? Evet, bahar aylarında da çok gelen oluyor. Çünkü burada inanılmaz bir doğa turizmi var, yaylaları var etrafında. Evet. Özellikle Posof Yaylası çok güzel bir yayladır. Yayla turizmine gelen var. Yurt dışından da mesela Ermenistan'dan gelenler var. Özellikle Ani harabelerinin. Gürcistan üzerinden mi geliyorlar onlar? Şu an sınır kapalı olduğu evet, için. Evet, o şekilde geliyorlar. Kara sınırı kapalı çünkü. Evet, hala. Ama yakında sanırım onu da açacaklarmış. Kara sınırı. Evet, hava sınırı açıldı. Evet. Evet. Çok şey. Şimdi hemen şu arkanıza bakarsanız çok güzel bir bina görebilirsiniz. İşte bu Kars Otel. Orhan Pamuk ilk defa buraya 1970 yılında geliyor. Şehri çok seviyor. Ve kar üzerine bir roman yazmak istiyor. Tekrar 2000 yılında buraya geldiğinde birazcık hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü birçok eski bina ve yıkılmış olarak geliyor. Burada yani halkı kitap yazacağını söylüyor. Binaları Hollanda'dan getirilen mimarlara yaptırılmış Baltık mimari tarzı diyoruz biz bu mimariye. Genelde iki katlı ve birçok Rus binası aşağıdan koridorlarla birbirine bağlı, gizli geçitlerle. Şu an ne durumda o gizli geçitler? Ev sahipleri tarafından kapatılmış mı? Tabii, onlar kapalı. Çünkü her bina ayrı insanlara ait olduğu için onları evet, kapatmışlar. Böyle devam edelim. Buna benzer kaç yapı var aşağı yukarı Kars'ta? Yani Baltık mimarisi veya Rus mimarisi örnekleri olarak diye değerlendirebileceğimiz. Yani yüzlerce denebilir mi? Yüzlerce mi? Yüzün üstünde denilebilir. Evet. Yani şu karşınızda gördüğünüz Kars Kalesi'nin arkasındaki tepede de çok fazla Rus binası evet, var. Lütfen burada dikkatli olalım. Birazcık kaygan zemin. Ve saçak altlarından yürürken de dikkat edelim. Eriyen buzlar kafamıza düşmesin. Şu anda biz tarihi merkezinde miyiz şehrin? Evet, tarihi merkezindeyiz. Özellikle Rusların planladığı kısmındayız. Kalepçi evet, semti. Kalepçi semti evet, orası. Kars Havalimanı şehir merkezine de uzak değil, yakın. Evet, 6 kilometre uzak. 6-7 kilometre. Çok hızlı bir şekilde gelmek evet, mümkün oluyor. Yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Evet. Harakani Havalimanı. Evet, bir süre önce adı değiştirilmişti. Evet. Şu gördüğümüz sol taraftaki yapı da anlattıklarınızdan biri galiba. Şu tam karşıdaki, bakın şu soldaki. Evet, aynen. Bunların değil hepsi mi? Rus binası. Evet. Ruslar tabii bazı binaların ne için kullanıldığını biliyoruz. Fakat birçok binanın ne için olduğunu kullanıldığını bilmiyoruz. Çünkü bunlar gizli bilgi, askeri binalar. Tahmininiz var mı? Tahmininiz var tabii, mı? Tabii tabii. Opera binaları var, okullar var. Opera binası. Evet, kız yurtları var. Kütüphane var. Hatta Atatürk Çocuk Kütüphanesi hala da kütüphane olarak kullanılıyor. Opera olarak kullanılan yapı şu anda mevcut mu? Ne olarak kullanılıyor? Şu anda defterdarlık olarak kullanılıyor. Hem defterdarlık, opera hem tiyatro binası. Lütfen önümüzdeki basamağa dikkat edelim. Şu, bu burası mı? Evet, Rus binası. Evet. İsmet Paşa İlkokulu mu burası evet, şu anda? Eskiden de okul olarak kullanıldığını söylüyorlar. Bakın burada yalancı sütunlar var, iki katlı. Aslında üstteki sütunlar biraz daha dar ve kısadır ama binaya daha uzun ve elegant bir görüntü katmak için bu şekilde tasarlanmıştır. Hepsinin içinde böyle gizli kalorifer sistemi var. İçten ısıtmalı sistemle yapılmışlar. Fakat günümüzde fonksiyonel değil maalesef. Taş ustalarını da
Ermenistan'dan getirmişler ve Rumları burada taş ustası olarak kullanmışlar. Şimdi burası biraz sessiz. Burada malakanlardan bahsedebiliriz. Bilmiyorum, hiç duydunuz mu malakanları? Rus malakanları. Evet. Ya çok enteresan bir tarihi var bu şehrin. Bu şehirde malakanlar yaşamış, Almanlar yaşamış, Estonyalılar, İsviçreliler yaşamış. Çok ilginç bir şehir. Ruslar 93 harbinde sadece Osmanlı İmparatorluğu'yla savaş halinde değillerdi. Aynı zamanda Almanlarla da savaş halindeydi ve Almanya'dan, Estonya'dan getirdikleri Rus Alman ve Estonyalı esirleri buraya getirdiler yaşamaları için. Tam 1961 yılına kadar onlar burada yaşayıp kaldılar. Ama 1961 yılında kendi ülkelerine işçi olarak gittiler. Almanya Türkleri işçi olarak çağırdığı zaman birçok Alman buradan ayrıldı. Benim bildiğim sadece bir Alman aile kaldı burada. Şu an var mı o ailenin üyeleri? Kendisi bir Erzurumlu hanımla evli. Burada yaşıyor. Köylerinden sürgün bir tanesinde. Yani sürgün aslında. Şehri aynı şekilde. Peki bu tarif ettiğiniz şimdi Avrupa kökenliler ve Rus malakanlardan günümüze kadar kuşaklar itibariyle devam eden aileler hiç var mı? Var. Bildiğimiz hatta kadarıyla. Az önce restoranta girdiğimizde Mehmet Ali Eken Bey var. Asıl adı Mikail'dir. Rus malakandır kendisi. Birazcık malakanlardan bahsedeyim. Bu insanlar kim? Şimdi Rusya burayı kurdu bir garnizon şehri olarak. Fakat buraya getirmesi gereken bir halk var Ruslaştırmak için. Çünkü buradan gitmek istemiyorlar. Ama kendi işlerine yarayan insanları buraya getirmek istemiyorlar. Ve kilise tarafından aforoz edilmiş malakanları buraya getiriyorlar. Neden kilise tarafından aforoz edildi bu insanlar? Bunlar Rus köylüsü. Kiliseye gitmeyi reddediyorlar. İsa haç üzerinde öldürüldüğü için haça tapmayı reddediyorlar. Evlerinde ibadet ediyorlar ve kilisenin kurallarını dinlemiyorlar. Kilise diyor ki sadece haftada iki gün süt içebilirsiniz. Ama bu insanların çok verimli inekleri var ve günde altı kere süt veren inekleri var. Bunlar kiliseyi dinlemedikleri için yedi gün süt içiyorlar ve kilise tarafından aforoz ediliyorlar. Aynı zamanda Rus hükümeti Çarlık tarafından da reddediliyorlar çünkü silah tutmak istemiyorlar. Savaşçı insanlar değil, onlar için silah tutmak, adam öldürmek günah ve bunu reddediyorlar. Moskova'nın önce güneyinden Ukrayna sınırlarına göç ettiriliyorlar. Daha sonra da buraya geliyorlar. Ve 50 senelik Çarlık Rusyası onlara söz veriyor. Silah tutmayacaksınız ama Kafkasya'ya göç edeceksiniz diye. Sadece Kars'a gelmiyorlar. Iğdır, Batum, bu civarda birçok yere gidiyorlar. Bu anlattıklarınızdan biraz Rus Ortodoks inancı içinde bir pasifist bir yaklaşım içinde olduklarını aynen, anlıyorum. Doğru mu? Aslında bir Rus tarikatı bu. Tarikat. Ruhsal peki, Hristiyanlar. Peki Rusya içinde belli bölgelerde bu insanlardan hala aktif olarak cemaatler, topluluklar var mı? Şimdi onlar buraya geliyorlar. Burada yaşamaya başlıyorlar. Türklerle de kaynaşıyorlar. Çünkü kiliseye gitmedikleri için ve çok da saygılı, çalışkan bir halk. Türklerle Bilge Hanım, Kars'a gelecek olan vatandaşlara mutlaka görülmesi gereken böyle birkaç lokasyon, birkaç nokta söyleyebilir misiniz? Tabii, yani Kars merkezde mutlaka Kars Kalesi'ni görmeleri Kars gerekiyor. Kars Kalesi? Evet. Kars Kalesi'nin hemen yanında şu anki Külbet Camii Havariler Kilisesi'ni görmeleri gerekiyor. Yürüme yolumuz üzerinde mi orası evet, şu anda? Evet, hepsini göstereceğim. Hemen tepenin arkasında da şu an konservatuar binası olarak kullanılan 2. Nikolay'ın oğlu için yaptırdığı av köşkü ve onun yanındaki binalar var. Bu da tipik bir Rus mimarisi herhalde evet, değil mi? Çok çok güzel bir Tüccar Güvensoy evi. Kar romanında geçen Karslı iş adamının evi. 1890 inşaat tarihi öyle mi? Evet. Ve burası ilk restore edilen bina. Arkası da kapı da çok bahçe, güzel. Avlusu var. Güzel peki bir bu bir yani tarif ettiğiniz o Hollandalılar tarafından yapılan yapılardan biri mi yoksa evet. Ermeni ustalar, Rus ustalar tarafından o konu hakkında bilginiz var evet. mı bina ile ilgili? Yani bunun hepsine biz Baltık mimarisi diyoruz. Çünkü Baltık mimarisi Baltık Denizi'nin yanında yapılan evlere çok benziyor. Evet. Aynı şekilde mimarları da oradan getirmişler.
Hatta bazı turistler buraya geldiğinde Hollanda'ya gider, Hollanda'ya benziyor da diyebiliyorlar buraya. Evet, bu kadar güzel binaların yanına şöyle karşıda gördüğümüz gibi, yani şu binayı yapan kişi kimdi acaba? Bakın Bilge Hanım, görüyor musunuz? Evet, şu görüyorum. Mozaikler, dört renk, beş farklı stil. Yani insan, ya şu binaları yapan adamların hatırına, ya madem böyle burada bu kadar enteresan, güzel, şehir dokusunu bozmayan yapılar yapılmış, biz de hiç değilse yani buna dikkat edelim falan demesi lazım değil mi? Şunu yapanların Allah aşkına bu nedir yani? Evet. Nedir şimdi bu yani? Burada Kars'ın birçok yerli yazarı var. Bunlardan bir tanesi Ali Canip Olgun. Gerçekten çok çalışıyorlar Kars için. Ve bu kale içi dediğimiz mekandaki bu tip yapıların yıkılması için çalışmalar yürütüyorlar. Yani olacak şey değil yani. Evet, şu kaleyi görüyoruz şu anda karşıda değil mi? Evet. Aşağı yukarı hangi dönem bu Bilge Hanım? Tarihsel olarak biliyor musunuz? Evet, hatırlıyor biliyorum. Musunuz? Şimdi burası M.Ö. 8. yüzyılda aslında ilk Urartu Kalesi var bunun altında. Ama çok harabe bir şekildeymiş. Evet. Daha sonra buraya Ermeniler geliyor. Bagrat sülalesi, onların yaptığı bir kale de söz konusu. Evet. Ve Bagratlar burada İpek yolu ticaretini kontrol altında tutuyorlar. Bu kalenin bu hali Saltuklular döneminde. Saltuklular. Evet, 1153 yılında yapılmış. 1153. Ama tabii daha sonra değişime uğruyor. Biraz yaklaşalım. Yani İstanbul'un falan tabii fethinden çok önce bir zaman diliminden bahsediyoruz tabii, değil mi? Evet. 1100'ler mi dediniz? 1153. 1153. Bilge Hanım, siz ne eğitim aldınız? Ben turizm mi, arkeoloji mi? Öyle mi? Evet, arkeoloji okudum. Daha sonra da bakanlığın Erzurum'da açtığı kursla... Hangi üniversitede okudunuz? Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü. Sizin daha çok uzmanlık alanınız, bölgeniz bu civarlar mı? Doğu Anadolu bölgesi mi? Yok, ben buranın yerel insanı değildim. Benim uzmanlık alanım daha çok Akdeniz, Ege, İstanbul, Kapadokya. Evet. Ama biz ulusal rehber olduğumuz için her yeri bilmek zorundayız. Elbette, tabii. Peki mesela Amerika'dan, Avrupa'dan insanlar bir paket program alacak olsalar, evet, ve Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesine gelecek olsalar, evet, onlara bir paket ne önerirsiniz? Hangi şehirleri kapsamalı? Üç şehir sorsam size, söylesem ne önerirsiniz? Yani Kuzey Doğu Anadolu'yu kastediyorum. Kuzey Doğu Anadolu'yu kastediyorsanız mutlaka Kars'ı görmeleri gerekiyor. Çünkü Kars'ın merkezi dışında 42 kilometre uzaklıkta Ani Harabeleri var. Evet. Orası da gerçekten görülmeye değer. Çok önemli. Evet. Ki zaten ciddi ziyaretçi alan bir yer değil mi? Evet. Onun altında hemen Van, Iğdır var. Bizim Ağrı Dağımız var. Görülmeye değer. Üç şehir olarak önerirseniz Kars, zaman, Van... Van der misiniz? Evet. Van'ı kesinlikle öneririm. Üçüncü şehir ne olur? Olmalı. Artvin yaylaları olur. Öyle mi? Evet. Doğal güzellikleri açısından evet mı? Evet. Çok güzeldir Artvin yaylaları. Evet. Gene buyurun. Bu amca ne satıyor? Gene buyurun. Hurma. Ne pastı şey? Elle yapılı. Ben sahip rehberim biliyor benim anam. Kazmanın ürünü. Elle yapılı bir malzeme. Elle yapılıyor. Kazman. Evet. Kazman'da 25 bin bahçe var. Sayın rektörüm evet, de biliyor. Kazman bölgesinden her şey yetişir. Sayın hocam. Kazman. Evet. Kazman mı? Ben de bu ürünü satıyorum. 3 tane öğrenci, bir tır bir öğrenciye yetmiyor. Çok güzel. Biri Bingöl'de, biri Erdahan'da, biri Trabzon, Of'ten. 3 tane öğrenci oftiriyorum. Ben de bu arabayla, ürünle, işte bu pandemi dolayısıyla ancak geçimini yapıyoruz. Haklısınız. Her şey bahalaşmıştır. Ürünleriniz çok güzel görünüyor. Hayırlı işler diliyorum. Dönüşte uğrayacağım size. Teşekkür İnşallah ederim. Sağ olun. Bil mukabele, bil mukabele. Evet Bilge Hanım, tam karşıda gördüğümüz şey o kümbet yapı, cami, kümbet yani cami. Havariler Kilisesi. Eski Havariler Kilisesi. Evet. Aşağı yukarı hangi dönemden? 932 yılında başlamışlar. 937 yılında 5 senede bitirmişler. Bir Ermeni kilisesi değil mi bu? Bagrat sülalesinin yaptırmış olduğu bir kilisedir. Daha sonra 1990'lı yıllarda
camiye çeviriyor. Şu anda tarihi meydan denebilir mi evet, burası için? Burayı Yeniçeriler Vadisi diyebiliriz. Şu cami nedir sağ taraftaki? Şu? O da Ebu Hasan El-Harem. Eski bir minare olarak görünüyor evet, değil mi? Minare Osmanlı döneminde yapılmış cami 1990'lı yıllarda yapılmış. Evet şimdi burada Yeniçeri Vadisi olarak adlandırıldığımız vadideyiz. Hemen arkamızda Kars Kalesi'ni görebilirsiniz. Fakat bu gördüğünüz sadece bir iç kaledir. Asıl uzunluğu çok daha büyük. Hatta 24 kilometre olduğunu söylüyor Ali Canip Olgunlu. Bu iç kalede 3,5 kilometre uzunluğunda. 200'e yakın burç varmış burada. Ve Evliya Çelebi yazılı olarak buradan bahsediyor. Kahkaha kulelerinden bahsediyorlar. 1000'e yakın kahkaha kulesi varmış. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bu düşmanı bezdirmek, caydırmak için yapılmış. Biz çok kalabalığız manasında yapılmış kuleler. Daha sonra bunları ayağa kaldırma projeleri var. Hemen arkanızda Ebu Hasan El-Harakani Türbesi var. Minaresi Osmanlı döneminden gördüğünüz gibi oldukça eski. Bu yörenin taşı volkanik bazalt, andezit. Hep bu taşlar o dönemden. Fakat Ruslar buraya geldikleri zaman eski kalenin yıkılan şurada görebilirsiniz. Taşlarını maalesef kullanmışlar kendi binalarını inşa etmek için. Kimdir bu Hasan Harakani? Kendisi Horasan erenlerindendir. Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi kadar önemli bir kişi bu. Hatta Mevlana Celaleddin Rumi kendisi için demiş ki, düğüm tek yolda onu yaşarken görelim. Kendisinin öğretmeni, hatta Ali Canip Olgunlu'ya göre gel kim olursan, ne olursan gel, onu söylemiş. Harakani, Horasan'da bir şey. Evet, hemen caminin yanında. Hemen onun şurada Kümbet Camii'nden bahsettik. Eski bir Ermeni kilisesi. Tipik bir Ermeni mimarisi bu. Ani harabelerine giderseniz 42 kilometre uzaklıkta birçok bu şekilde yapılmış birçok kilise görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de böyle kayıt yapıyordum. Sizi tanıdığıma memnunum. İsminiz nedir? Oktay. Oktay Bey, buralı mısınız? Buralıyım. Çok güzel bir şehir. Yani maalesef daha önce gelme şansım olmadı. Teşekkür ederim. Burada doğma büyüme buralıyım ama şu anda İzmir'de oturuyorum. Öyle mi? Torun oldu, onun yanına geldim. Farklı zamanlarda da gelip görmek istiyorum burayı. İnşallah gelin. Yazın gelin daha güzel. Bir kahvenizi içerim. Ne demek? Başım gözüm. Sağ olun yani, efendim. Ailenize çok selamlar. Hoşça kalın. Bilge Hanım, bu önümüzdeki nehir, çay nedir lütfen? Burası Kars çayıdır. Arpa çayının bir koludur. 153 kilometre uzunluğunda. Ciddi bir uzunluk. Evet. Arpa çayı Çıldır Gölü'nden doğuyor. Aras Nehri ile karışıp Hazar Denizi'ne dökülüyor. Uzun bir çay, evet. Evet. Yazın nasıl buradaki durum acaba? Su seviyesi acaba hatırlıyor musunuz? Yine makul yani, miktarda su oluyor mu? Nisan'dan sonra karların erimesiyle birlikte debisi daha da yükseliyor. Evet. Yaza doğru biraz daha azalıyor su. Şuralara biraz oturma alanları yapılmış evet, galiba değil mi? Evet. İnsanlar seyretsinler diye. Işıklandırıyorlar. Öyle mi? Evet Bilge Hanım, sizin notlarınızı dinlemeye devam edelim. Tamam, şimdi Kars çayı üzerinden Taşköprü'ye doğru yürüyoruz. Taşköprü... Buyurun. Pardon. Altımız ne? Şu anda altımızdan çay geçiyor. Evet evet, geçiyor. Geçiyor. Şöyle. Şu şekilde. Evet. Dönüyor. Yani şimdi o tarafa doğru geçiyoruz. Şimdi sağda ve solda iki tane hamam yapısı var. Puşkin Rus şiirinin, hatta Rus edebiyatının öncüsü, kendisinden sonra gelen Dostoyevski, Tolstoy gibi yazarları etkilemiş bir insan buraya gelmiş ve Erzurum yolculuğunu yapmış. Neden buralara gelmiş? Kendisi Puşkin buraya mı gelmiş? Evet. Kendisi Rusya'da doğmuş aristokrat bir ailenin oğlu. Ailesi çok zengin ve Fransız dadıları eşliğinde büyüyor.
ve özgürlükçü bir görüşe sahip. 12 yaşında geldiğinde Rus yönetimine katılabilmesi için onu özel Çar'ın açtığı özel bir okula kaydettiriyorlar. Uzun süre burada kalıyor. Buradan çıktıktan sonra Çar'ı eleştiren, orduyu eleştirilen şiirler yazıyor. Bu nedenle yurt dışına çıkışı yasaklanıyor. Ve birçok yazdığı şiirde sansürleniyor. O sırada bir toplantıda bir elçinin kızına aşık oluyor, Natalya. Ona evlenme teklif ediyor. Fakat evlilik teklifini reddetmiyor ama cevap da vermiyor. Natalya'nın ailesi de Pushkin'le evlenmesini istemiyor. O yüzden hep yurt dışına çıkmak isteyen Pushkin Çar tarafından çağrılıyor. Çar diyor ki hep yurt dışına çıkmak istiyordun. Al sana bu bir fırsat. Seni Erzurum'a Rus ordusuna gönderiyorum. Kendisi Rus ordusuna katılmak üzere buraya geliyor. Önce Arpaçay'ın oradan geçiyor. Türk veya Ermeni bir rehberi var. Evraklarını Rus ordusuna teslim ettikten sonra rehberine diyor ki beni bir hamama götür. Rehberi de onu solda gördüğümüz Mazlum Ağa hamamına getiriyor. Hangisi bu? Tam soldaki şu minarenin. Bu tarafta. Hemen köprünün bitimi. Kubili yer mi? Evet, sola doğru yaklaşıyoruz oraya doğru zaten. Pushkin'in geldiği yer mi orası? Pushkin'in yıkandığı hamam. Yani evet. Bakın bu çok enteresan bir detay. Mesela bu sadece bu not bile Slav ülkelerinden, Rusya'dan gelen insanlar için çok enteresan olabilir çok yani. Önemli, evet. Birçok kişinin bildiğini sanmıyorum bunu. Evet. Kendisi buraya geliyor. Burada yıkanıyor. Burada yıkandıktan sonra çıkıyor ve Kars Kalesi'ne bakıyor. Kars Kalesi'ne baktığı zaman diyor ki aynı kayınvalidem. Onun kadar sert, onun kadar geçilmez. Bunu kayda mı geçiriyor? Yazıyor mu? Evet, bunu Erzurum Yolculuğu adlı bir kitap yazmış. Atoğan Behramoğlu çevirmiş bu kitabı. Ve o kitabında bundan bahsediyor. Önemli bir not. Ve buradan sevgilisine aşk mektupları yazıyor. Burada yıkandıktan sonra da Erzurum'a doğru devam ediyor. Anılarını o kitapta okuyabilirsiniz. Sonra pardon. Bu sağdaki yapı nedir acaba? Bunlar hep aslında askeri yapılar. O dönemde yapılmış Osmanlı yapıları. Evet. Bu bir Osmanlı beyinin konakladığı yer. Bu daha sonradan camiye çevrilmiş. Minaresi dışarıda görebilirsiniz. Eklenmiş. Evet. Şurada biraz ileride de yine yeşil bir kubbeli bir mescit. Mescit evet, burası da kale duvarları Ruslar tarafından yıkılmış. İç kaleden dış kaleye doğru devam eden sur duvarları. Bu çok eski değil anladığım kadarıyla bu mescit yapı evet, özelliklerine baktığım zaman. Oldukça yeni. Evet. Oldukça yeni. Hemen solda Raskolnikov kafe var. Şurası mı? Evet, Raskolnikov da biliyorsunuz Suç ve Ceza'nın meşhur kahramanı. Dostoyevski'nin ünlü romanının baş kahramanı Raskolnikov. Ne alaka diyebilirsiniz burada. Buranın sahibi Hataylı'dır. Buraya mimar olarak gelmiş. Ve bu kitaptan çok etkilenerek ismini Raskolnikov Kafe koymuş. Tabii yani her bir metresinde Rusya'nın izleri var bir evet. şekilde. Rus evet. kültürünün, evet, askeri aynen. sisteminin, mimari sisteminin tarihin aynen. bir döneminde Osmanlı-Rus Savaşı'nda öncesinde sonrasında bir iz bırakılmış yani. Çünkü çok uzun bir süre kalmış Ruslar burada. Evet 40 sene. 40 sene çünkü çok hiç ciddi gitmek zaman. İstememişler. Burayı bir garnizon şehri yani burası onların evet. İran'a gidiş yoluydu aslında. Stratejik bir nokta. Çok. Şurada bir bilgi notu var. 40 yıl mı kalmışlar? Tarihi Taş Köprü, evet. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Evet 53 metre uzunluğunda 2012-2013'te restore edilmiş. Padişah 3. Murat döneminde yaptırılan taş bir köprü bu. 1579 tarihli. Evet buradan da farklı bir açıdan merkezi tarihi bölümünü görelim. Kars'ın. Evet Bilge Hanım. Şurası hamam. Tabii ben Raskolnikov kafe dedim ama aslında kendisi 3. Murat'ın yaptırdığı, Lala Mustafa Paşa'ya yaptırdığı bir hamam. Balkonlu hamam olarak da geçiyor. Bu
hamam ve solda Puşkin'in yıkandığı Mazlum Ağa hamamı aynı dönemden. Evet, gerçekten tarihi ve kültürel dokusu itibariyle ne kadar çeşitli olduğunu görmek mümkün. Raskolnikov kafesi, arkada bir türbe. Bir fikrim yok, bir bilgim yok doğrusu bu türbenin ne olduğuna dair, öğreneceğim daha sonra. Yukarıda bir kale, yani şehrin önemli noktası kalesi ve minareler, camiler. Gerçekten çok zengin bir mimari geçmiş tarih var Kars'ta. Evet Bilge Hanım. Evet, Taşköprü'den devam ediyoruz. İlk yapımı 1579. Daha sonra 1725 yılında tekrar yenileniyor burası. Bu hamam şu anda faal mi? Şu an maalesef değil. Şu anda kapalı, restorasyonda. Evet. Eskiden Puşkin'in resimleri vardı. O şekilde açıktı. Fakat yeniden restore edilip açılacak. Evet. Ve 1918 yılına kadar Ruslar burada kalıyor. Bolşevik ihtilaliyle birlikte Ruslar bu şehirden ayrılıyorlar. Evet.